Bu videomuzda sizleri 1995-1996 sezonunda oynanan Beşiktaş-Kayserispor karşılaşmasına götürmek istiyoruz. Ligin ilk yarısında lider Trabzonspor'un 8 puan gerisinde 3. sırada tamamlayan son şampiyon Kara Kartal, 2. devrenin bu ilk hafta maçını kazanıp yeniden şampiyonluk yarışında var olmak istiyordu. Lig tablosunun en dibinde yer alan Samet Aybaba'nın çalıştırdığı sarı kırmızılarsa bu zorlu deplasmanda puan alma savaşı verecekti. 27 Ocak 1996 gününe gidelim şimdi. İnönü Stadı'nda oynanan karşılaşmanın hakemi Ünsal Çimen. Stefan Kuntz için Almanya'dan gelen bu kadar taraftar var. Efendim sind ja aus Deutschland für Stefan Kuntz. Was sagen Sie? Almanya'daki kariyeriyle Türkiye'deki kariyeri şu anda paralellik göstermiyor. Orada gösterdiği performansla burada also es gibt einen Unterschied zwischen dem Erfolg was da in Deutschland geleistet hat Stefan Kuntz natürlich was hier leistet. Ja, ich muss sagen, es ist ja sowieso eine einmalige Sache, dass ja, es Beşiktaş gelungen ist, einen aktuellen deutschen Nationalspieler ja, zu verpflichten. Ja, bir olay ki Almanya'da aktuell bir oyuncu olan Stefan Kuntz'u alıp Beşiktaş takımına getirme olayı. Stefan hat noch einen sehr guten Namen in Deutschland. Und Almanya'da çok iyi ismi olan bir oyuncu. Das wird eigentlich durch das Auftreten dieser Gruppe hier ganz klar dokumentiert. Bu taraftarların buraya gelmesi olayı bunu gösteriyor. Wir freuen uns darüber und çok seviniyoruz. Begrüßen die Leute recht. Ve buradaki insanları selamlıyoruz. Auch eine gewisse Zeit der Anpassung einräumen. Bizim burada oyunculara, dışarıdan gelen yabancı oyunculara belirli bir uyum sağlama dönemini, zamanını tanımamız lazım. Stefan ist natürlich dieses Jahr auch in einer sehr schwierigen Situation. Bu dönemde takımın zor durumda olduğu bir dönemde takıma gelmiş bir oyuncu Stefan. Er alleine kann diese Probleme nicht lösen. Tek başına bu problemleri çözmesi mümkün değil. Mit gutem Vorbild voranzugehen. İyi bir şekilde bu olaya yaklaşmak istiyoruz biz. Wir werden in Zukunft noch viel Spaß an diesem Spiel haben. Bu oyuncu takım için çok değerli bir oyuncu. Bu oyuncuyla büyük zevk alacağız önümüzdeki günlerde bu oyuncunun takımda bulunmasından. Başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Ünsal Çimen elini havaya kaldırıyor ve Türkiye 1. Ligi'nin ikinci yarısında Beşiktaş ilk maçı için topa dokunarak Kayserispor başlıyor. Beşiktaş da hemen topu kapmak üzere atak yapıyor. Recep sekti, Gökhan. Oktay'ın da sakat olması, son Galatasaray maçında sakatlandı Oktay. Orhan ilk 11'de ve Kuntz'a doğru bir top daha. Kale ağzında itişmeler var. Mehmet çeviriyor. Agu'nun yanından dışarı gidiyor. Mehmet büyük bir gayretle yapabileceği her şeyi yaptı. İşte bakın Kuntz havalandırıyor. Mehmet seken topu böyle değerlendirdi ama Samet Aybaba işte eski Beşiktaş'ın kaptanı, savunma oyuncusu. Christoph Daum karşılaşmayı tabii dikkatle izliyor. Şu anda skordan memnun olmasa gerek. Ve Mehmet'le Beşiktaş bir atak daha deniyor. Rıza ortaladı. Kuntz'a doğru geliyor. Kuntz'tan sekiyor. Sergen ama daha önce düdük var. Hayır. Filelere giden bu top gol değil. Ama Beşiktaş seyircisi bir an için ayağa kalktı. Bakın Kuntz'un hareketine mi faul verdi? Ünsal Çimen, Sergen topa dokunmadan düdüğünü çalmıştı zaten. Offside olamaz. Burada rakibini ilk pozisyonda itmiş olabilir. Mehmet'e atmak istedi. Kuntz kaptı. Tekrar kaptırıyor Pavlova. Hakan'dan açılan top bu defa Alpay. Beşiktaş bütün hatlarıyla geliyor. Mehmet kontrol etti topu. Bir çalım. Herkes orta bekliyordu. Şimdi orta yapıyor. Orhan ve top dışarı gidiyor. Beşiktaş'ın gole en yakın anı. Orhan, fırsatçı Orhan, kafa golleriyle bildiğimiz Orhan. Bakın yükseliyor, Hakan'dan önce vuruyor. Kayserispor Ali ile geliyor. Rıza arkasında. Ve Ali, Rıza. Çabuk oynadı Mehmet. Ortada sadece Orhan var. Şimdi Sergen sokuluyor. Kuntz da orta sahada. Ali. Sergen'e doğru. Sergen aldı göğsüne gol pozisyonu. Ve evet gol. Mükemmel bir gol. İşte Alman seyirciler Sergen'i alkışlıyor. Ama göğsüne aldığı anda o kadar klas bir hareket yaptı ki o muhteşem kullandığı sol ayağını sadece topa dokunmak için kullandı. Evet Sergen ekranlarınızda böyle çok güzel planlı, çok klas golleriyle tanıdığımız Hakan oyuna girdi. 3. dakikada gol yedi.
ve Beşiktaş 1 Kayserispor 0. Gol Sergen, dakika 30. Evet, işte gol öncesi, işte gol koptuğu dakika ve Sergen o kadar klas bir hareket yapıyor ki, bakın bu göğsüne aldığı top zaten gol pozisyonu yaratıyor. Sonra da kalecinin iki ayağının arasından bir muhteşem bir vuruş yapıyor. İşte Beşiktaş'ın golü, kale arkasından ekranlarınıza böyle yansıyor. Sergen'in gördüğü ve iki pozisyon aynı dakika içinde geçti. Ve Gökhan'la Beşiktaş bir atak daha deniyor. Şimdi Rıza. Sergen yine çok şık bir çalım. Sergen pas mükemmel, Mehmet ve dışarı gitti. Sergen oynayınca evet gerçekten offside yok. Bakın içeride İlhan kaldı ve Mehmet çaprazda golle burun buruna. Hasan Hüseyin sağdan yine bindirdi. İsmet topu saklıyor. Faul yaptı Sertan. Bu arada Sertan'ın burnu, bakın Sergen şu hareketiyle gol öncesinde yaptığı o göğüs istopu kadar rakibinden klas bir hareketle sıyrılıyor. Sonra da bu pası veriyor. Bu arada Sertan biraz önceki mücadelede burnu zannediyorum kanıyor. Sağ kenarda tedavi ediliyor. Ve mükemmel bir pas daha yine Kuntz'a. Kuntz önünü boşalttı ama kapattılar. Beşiktaşlar her topu Kuntz'a atıyorlar ama Kuntz gününde değil bugün. Topun dışarıdan geldiğini işaret etti yan hakem. Ve Sergen Recep'le oynadı. Şimdi Gökhan. Mehmet yine Kuntz'la oynuyor. Kuntz iki kişi arasında. Araya girdi Orhan ve son anda kornere çelen İlhan oldu. Orhan Kuntz'un ayağındaki topu alıp gole çevirmek istedi. Bakın Kuntz orada iki kişiyle boğuşuyordu. Orhan ve son anda İlhan bıraktı. Gökhan. Orhan, Gökhan. Sertan yine hareketlendi aradan. Çıkıyor top. Sertan yetişirse tehlike. Yetişiyor, kale boş ve ikinci gol. Mehmet golün sahibi. Mehmet çok kolay bir gol attı. Gol gerçekten Sertan'ın mükemmel pasıyla gerçekleşiyor. 47. dakika. Tabii Gökhan'ın pası da çok güzel. İşte tribünler, yine bayram yeri. Kayserispor ikinci yarı gol için başlamıştı. Christoph Daum golün kritiğini yapıyor Kohla. Samet Aybaba daha zor durumda tabii, ikinci gol. İşte Gökhan'ın bir nefis ara pası. Sertan'ın çabukluğu ve çizgiye gelirken çevirdiği top, bakın. Hakan önde kalıyor. Kale boş. Mehmet içinde. 7 metre 32 santimlik bu kalede topu filelere göndermesi zor değil. Evet, Sertan'ın getirdiği, Mehmet'in hemen arkasında Kuntz da vardı. Kuntz'un yerine oyuna girmek üzere hazırlanıyor. Şimdi Kayserispor hata var. Pavlov, o da Recep'e takıldı. Hayrettin. Sağdan Hasan Hüseyin geliyor. O ortaya oynuyor. Ve Şener'de kale boş. Hayır diyor. Hakem Ünsal Çimen faulü işaret mi ediyor? Hayır, golü veriyor. Ve durum 2-1 oluyor. Bir an için gerçekten ilginç. Golün sahibi İsmail önce faul verdi zannettim Ünsal Çimen ama Kayserispor kalesini gösterirken işte İsmail top önünde kalıyor. Şener'den sekip durum 2-1 oluyor. Karşılaşmada 53. dakika. İşte pozisyon. Kalesinden Şener çıktı ve evet, Kayserispor'un biraz önce tereddütler yaratan golü ekranlarınızda. Şener kalesinden fırladı İsmail ve topu önünde bulunca İsmail farkı 1'e indiriyor ve Beşiktaş şu anda yine atakta. Ara pası Sertan gitmek istiyor, kapattılar orayı. Bir orta daha. Bu defa İlhan ve İsmet. Pres yapan Sergen. Kazandı topu Sergen. Ara pası Orhan. Tekrar Sergen ve çizgide kalıyor. Mustafa'nın vuruşu 3-1.
Mustafa oyuna girdi. Bir dakika sonra gol attı. 3-1 oldu durum. Dakika 54. Dakika 54 ve 2 dakikada 2 gol geldi. Biri Kayserispor'dan, biri Beşiktaş'tan. İşte Orhan. Dönüyor Sergen'e. Sergen'in vuruşu Mustafa'dan dönüyor. Mustafa'nın vuruşu, tabii bu Beşiktaşlı Mustafa'nın, Kuntz'un yerine oyuna giren Mustafa'nın vuruşunda durum 3-1 oluyor. İşte gol bir başka açıdan yine ekranlarınıza geliyor. Ve son vuruş Mustafa'dan, bundaki skordan memnun Samet Aybaba. Daha maçın bitmesine yarım saat var ve takımı 3-1 mağlup. Mustafa'nın pası Mehmet. Mehmet ara pasına Mustafa geliyor, kaleci ve top filelerde. Dördüncü gol. Topla öyle bir anda buluştu ki Kuntz'un sakatlanması Mustafa'nın adeta gol kısmetini açtı ve dördüncü gol geldi. Tam 60. dakika. Kuntz ve Samet Aybaba peş peşe ekranlarınıza geliyor. Biri 4-1 galip teknik direktör, diğeri 4-1 mağlup. İşte Mehmet'in pası. Hakan kalesinden fırlıyor ama Mustafa mükemmel bir atakla, mükemmel bir timingle dördüncü golü yaratıyor adeta. Bakın tam anında buluşuyor toplar. İşte Mehmet'in ortaladığı top. İşte Mustafa geliyor. Kalesinden küçük Hakan geliyor. Ve saniyenin de küçük parçacıklarının etkili olduğu bir an Beşiktaş'a dördüncü golü getiriyor. Evet, değişik açılardan dördüncü gol. Maçtaki beşinci, Beşiktaş adına dördüncü gol ekranlarınıza geldi. Dakika 60 ve şu anda 61. dakikadayız. Gökhan atağa katılıyor. Şimdi Ali. Hasan Hüseyin, Sertan mücadelesi var. Sertan ortasını yapıyor. Gökhan atladı topun üzerinden. Ve İlhan da onu bekliyordu zaten. Hemen topu açtı. Hemen top çıkıyor. Sergen yine mükemmel bir hareketle geçti. Ve Sertan orta. Mustafa çıkarıyor. Bu defa bitiren yine Sergen. Sergen ilk yarının da yıldızıydı. Gerçekten devre arasını iyi değerlendiren Beşiktaşlı olarak görüyoruz onu. İsmet. İki tarafta oyunu hızlandırınca defansta boşluklar doğuyor. Alpay, İsmail. İsmail vuruyor ve Şener'den kornere gidiyor. İsmail gerçekten ikinci yarıda oyuna girdi. Kayserispor'un golünü attı şu ana kadar. Tek golünü. Burada da ikinci golü kovalıyordu. Şener müsaade etmedi. Evet, Sergen'in tribünlerden alkış toplayan çalımı ekranlarımızda. Hakan yine atak yapacak. Mustafa arkasında, orta ve Recep. Bomboş bir alan Mehmet. Sergen hızlandı. Top sağ tarafta Orhan'ın önünde. 2-2. Orhan gol pozisyonunda. Ve gol attırmak isterken top kaçıyor. %100'lük gol pozisyonu böyle kaçıyor. Sertan başı ellerinin arasında. İşte geldi Orhan. Kaleye vurmadı. Sergen'e gol attırmak istedi. Bir kısmet daha Sertan'a ama dışarı gidiyor. Son vuruş. İşte gerçekten heyecanla tribünlerin ayakta izlediği pozisyon. Recep. Recep attığı yerde arkadaşı yok, Sergen var. Mustafa sokuluyor Sergen'in yanına. Soldan bitiren Sertan. Orta. Orhan ve dışarı vuruyor. Mükemmel bir pas. Maçın ilk dakikasından şu ana kadar gerçekten Sergen'in her hareketini özel sıfatlarla sizlere anlatmaya çalıştık ama şu pasın güzelliğine bakın ve Orhan bu pozisyonu kullanamıyor. Bakın, savunmayı tamamen yok edip Orhan'ı topla buluşturan. Rıza Mehmet paslaştılar. Rıza ortasını yapıyor. Arka direğe, herkes havada, top ceza sahası dışında. Şimdi Sertan yine İsmail'in ayaklarından döndü. Ve Ünsal Çimen 90 dakikayı tamamlıyor. Evet,
söz sağ kenarında. İlk kez kendi oynadığım yerde oynadım forvette. İlk maçımda 2 gol attım. Çok mutluyum takıma. Ben çok gol atarım diyorsun yani. Atarım inşallah. Atarım olur. Atarım. Gerçekten güzel oynadı bugün. Evet. Şimdi ikinci yarı iyi bir başlangıç yapmak istiyorduk. İstanbul'da seyircimizin önünde oynayacaktık. Bugün de gerçekten çok iyi futbol oynadık. Ve gerçekten güzel bir performans sergiledin. Evet inşallah bundan sonra böyle gider. Beşiktaş'ın şampiyonluk şansını alırız. Sonuna kadar devam. Bir ara sıkıntıya giren maçta takımını rahatlatan isim Stefan Kuntz'un yerine oyuna dahil olduktan hemen sonra peş peşe 2 gol atan Mustafa Özkan oluyordu. Damon Beşiktaş'ı bu maçtan sonra yine 5 maçlık bir galibiyet serisi daha yakalasa da sezon sonunda ligi ancak 3. sırada bitirebiliyordu.